Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Gündem siyasete hoş geldiniz. Gündem siyaset, Türkiye'de siyaset. Hem haberiyle, bülteniyle, tartışmasıyla kamuoyunun, bizlerin çok ilgi gösterdiği, alaka gösterdiği bir konu başlığı. Biz de bugün adımıza yakışır siyaset konuşacağız. Ama daha çok Türkiye'nin kadim partilerinden, kadim geleneklerinden biri olan bir partiyi, bir geleneği, MHP'yi, ülkücüleri merkeze alarak bu konuyu konuşacağız. Neden? Sizler de çok yakından biliyorsunuz ve takip ediyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde 1 Kasım seçiminden sonra kurultay çağrıları veya kurultay hareketliliği başladı. Peki nedir bu, neden ve nasıl olacak? MHP'de mevcut yapı, yani şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimindeki yapı ne diyor, ne istiyor? Ve onlara aday olarak karşına çıkan veya efendim görevden alınan teşkilattaki isimler veya bu geleneğin içinde yer almış isimler ne diyor bu olan bitene? Bugün gündem siyasette hem Ankara stüdyoda hem İstanbul stüdyoda bu geleneğin önemli isimleriyle konuşacağız, tartışacağız meseleyi. Ama aslında bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin mevcut yönetiminden de bazı isimleri, kıymetli isimleri bu yayına davet etti. Kendileri de önümüzdeki günlerde Habertürk ekranlarında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi olarak ne yapmak istiyorlar, ne diyorlar, ne istiyorlar sorularına cevap vereceklerini söylediler. Ama saat yaklaşık 23'e kadar devam edecek olan yayınımızda her zaman için telefon bağlantılarıyla da olsa yayınımızın, ekranlarımızın kendilerine açık olduğu bilgisini hatırlatalım. Ve stüdyoda bulunan konuklarımı tanıtarak başlamak isteyeyim, başlayayım ama önce uzaktaki konuğumuzla başlayalım. Sayın Kürşat Zorlu'yla, zira birkaç önceki yayınımızda yaptığımız hataya düşmemek adına, onu unutmamak adına en baştan ona Ankara'da hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz efendim. Estağfurullah Beyiz Bey, iyi akşamlar. Zevkle ben de bu programlarınızı izliyorum. İnşallah bugün de katkı sağlayıcı bir tartışma olacak. Sağ olunuz efendim, çok teşekkürler. Sol baştan Profesör Doktor Sait Gönen, Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem eski milletvekili hem kısa dönemli bir milletvekili, evet, diyelim. Evet. 7 Haziran'da vekil idi, 1 Kasım'da değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. MHP deyince akla gelen, yani eski milletvekili ama polemikleriyle daha çok aklımıza gelen Özcan Yeniçeri, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yayınımıza. MHP denilince ama özellikle de zorlu dönemlerde, 28 Şubat döneminde özellikle ilk başörtülü milletvekili de olarak da tarif edebileceğimiz Nesrin Ünal, hoş geldiniz efendim sizlerde. Yine bu hareketin, bu geleneğin önemli isimlerinden biri, yine MHP'nin eski milletvekillerinden biri Sayın Nazif Okumuş, hoş geldiniz efendim. Basit bir centilmenlik kuralı gereği önce hanımefendiyle başlayalım isterim, Nesrin Hanım'la. Uzunca bir zamandır görmüyoruz. Eğer mahsur yoksa seyircilerimle de paylaşayım. Biz böyle bir yayın yapmaya karar verdiğimizde Sayın Ünal dedi ki ben bu yayında ben de olmak istiyorum. Zira söyleyeceklerim var. Öncelikle ne söylemek istiyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nde veya ülkücü gelenekte bu daha önce de yaşanmış, zaman zaman kongre, kurultay çağrıları yapılmış bir hareket, her siyasi partide olduğu gibi. Şimdi sizce bu yapıda Milliyetçi Hareket Partisi'nde, ülkücülerde ne oluyor? Ben öncelikle bizi izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Bir cümleyle başlamak istiyorum. Konuyla ilgisi yok ama Fırat Çakıroğlu nezdinde bütün şehitlere, vatanın bölünmez bütünlüğü için toprağa verdiğimiz gençlerden helallik isteyerek konuşmama başlıyorum. Buyurun. Yani onlara minnetlerimi iletiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de neler oluyor, ülkücü irade neler istiyor, onları konuşmak için buradayım. Yani buraya gelme amacım Türk milleti aşkıyla yanıp kavrulan ve bütün hayatını, zamanını, gençliğini, istikbalini Milliyetçi Hareket Partisi yaşasın diye harcayan bir ülkücü irade var. Onların tercümanı olmak için buradayım. Bir de çok sıkışmış bir Türk milleti var. Onların da hissiyatlarını anlatmak için buraya geldim. Hatta bu yayına çıkacağımı duyunca bugün çok ziyaretçim oldu ve telefon aldım. Partili partisiz herkes bu yayında mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi'nin neden kongreye gitmesi gerektiğini doğru bir şekilde anlatmamı istediler. Cesurca dediler. Siz hiç kimseden çekinmeden. Siz kongreye gitmesini istiyorsunuz. Evet. Neden? Şundan dolayı istiyorum. Bir kere siyasi partiler
oy alıp ülkeyi yönetmek için kurulmuştur. Ve ideallerini ancak ülkeyi yönetebilirlerse, iktidarı ele geçirebilirlerse gerçekleştirirler. Milliyetçi Hareket Partisi de çok, bu Türk milleti için çok yüksek idealleri olan bir partidir. Ve mutlaka bu ülkeyi idare etmesi gereken bir partidir. 40 küsur yıl geçmişi vardır. Ama nedense biz tek başımıza iktidar yolunu bir türlü açamadık. Bu açamamamızın temelinde ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni yönetenlerin hataları olduğunu düşünüyorum. Ülkücü irade de böyle düşünüyor. Ben bunu size Antalya örnekleriyle de anlatmak istiyorum. Özür dilerim ama siz aynı geleneğin şimdiki evet. liderinin de teveccühüyle, teşkilatınızda evet. hiç şüphesiz milletvekili oldunuz. Ben onları anlatacağım. Buyurun. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bana göre Türk milletinin son kalesidir. O yüzden hiç incitmek istemem, asla zarar görmesini istemem. Belki uzun süre suskunluğum da bu nedenledir. Yani bir konuşmamla bir zarar görür, bir oy kaybı olur, bir sıkıntı yaşarsa bu benden olmasın diye. Yani benim orada olup olmamam, milletvekili olup olmamamın çok önemi yok. Bir dönem milletvekilinde yaptım şerefle. Bana o nasip oldu milletvekili. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin bizim girdiğimiz dönem başarılı bir dönemiydi 1999. Antalya için söyleyeyim, 3 milletvekili çıkardık. Biz birinci parti olduk, 5 büyük parti arasında 22 belediye başkanı kazandık. Ama bu kazancın başarının altında yapılan ön seçime riayetten geçiyordu. Teşkilatlar temayül yoklaması yapıldı. Buna %90 uyuldu. Belediye başkan adaylarında ve milletvekili adaylarında. Sonra teşkilatlar bu seçtikleri adayların arkasında dik durdular. Çok çalıştılar ve çok başarılı olduk. Mesela Antalya'da bu başarıyı bir daha elde edemedi Milliyetçi Hareket tamam. Partisi. Bunların hepsi teknik ayrıntı olarak anlayabilirsiniz evet. seyircilerimiz. Bize bir cümle Milliyetçi Hareket Partisi'nde neden kurultay istiyorsunuz? Bir cümleyle nasıl özetlersiniz? Milliyetçi Hareket Partisi bu ülke için gerekli bir parti ve bu ülkeyi bu dar zamanda yönetmek zorunda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünü açmak için yeni bir yönetimde Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Düşünüyorsunuz. Ve tek başına da iktidarın yolunu açmak istiyoruz. Bunu ülkücü irade de istiyor, Türk milleti de istiyor. Peki, diğer başlıkları açacağız yine efendim. Müsaadenizle Özcan Hoca, Özcan Yeniçeri'ye, Sayın Yeniçeri'ye dönmek isterim. 7 Haziran'da değilse de 1 Kasım'da şunlar da çok duyduk, işittik. Küresel olarak milliyetçi söylemlere, milliyetçi ideolojilere talep azaldığı için aslında Milliyetçi Hareket Partisi'ne de bu teveccüh olmadı. Ama 90, bunlar hepsi tırnak içi ifadeler, kendi kanaatim değil. Ama 99 seçimleri de vardı sorularındaydı. O zaman da konjonktürel olarak işte PKK ile mücadele vardı, Öcalan yakalanması. Dolayısıyla konjonktürdü. Dolayısıyla eşittir. Hani MHP efendim kongreye gitsin, yönetimde değilse hani küresel olarak siyaset, politika, reel siyaset artık milliyetçi ideolojiden yana değil. Dolayısıyla MHP'nin çok da şansı yok. Tırnağı kapatıyorum. Bu değerlendirmeler için ne dersiniz? Buradan isterseniz kurultay meselesi. Çok güzel bir belirleme yaptın. Çünkü bu çok önümüze çıkan bir problem. Bir defa Türkiye'de milliyetçilik meselesi çok yanlış anlaşılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçiliğini de maalesef halka aktarmada ve anlatmada bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Hı hı. Milliyetçi denince hemen ırkçılık, hemen bir karşıtlık içerisinde mücadele, çatışma ya da bir zamanlar komünizmle, şimdi de terörle, terör karşıtlığı üzerine oturtulan bir yaklaşım akla geliyor. Bu yaklaşım tamamen bir algı yönetimidir ve doğru değildir. Hı hı. Ben çok net bir şey söylüyorum burada, yüksek sesle de söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde ama hiçbir yerinde milliyetçi olmayan hiçbir şahıs yoktur. Milliyetçi olduğunun farkında olmayanlar vardır. Komünizm özünde Rus milliyetçiliği fonksiyonunu yerine getirmiştir. İnceleyin görürsünüz. Liberalizm, İngiltere'nin küresel hakimiyetini sağlayan bir yaklaşım içerisinde bir anlamda İngiliz milliyetçiliğini dünyanın her tarafına taşımıştır. Küreselleşme de bugün Amerikan milliyetçiliğidir, Amerikan ideolojisidir. Hı hı. O da Amerikan etkinliğini dünyaya taşımaya çalışmaktadır. Hı hı. Bütün bunlara baktığınızda Türkiye veya Türk milletinin kendi etkinliğini, kendi değerlerini, kendi sahip olduğu bir takım asil vasıfları dünyanın diğer taraflarına taşımak yadırganacak veyahut yargılanacak bir şey değil. Tam aksine övünülecek bir şey ve teşvik edilecek peki, bir şey. Ve dolayısıyla bunu şunu mu anlayalım? İyi anlatılamadığı için mi bu ideolojinin karşılığı yok gibi anlaşılıyor?
Ha şimdi tabii yani. Bu şunu söyleyeyim, bu yalnız siyasi parti meselesi değil. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin meselesi değil. Türkiye'de aydın bunu işlemesi, irdelemesi, sanat haline getirmesi, kültür haline getirmesi, edebiyat haline getirmesi, roman haline getirmesi, senaryo haline getirmesi gerekiyor. Ama bunun için de siyasetin bunun desteği için, şart. Siyasetin buradaki rolü şu, siyaset gerçekten Türkiye'de asimetrik bir biçimde yapılıyor. Bunu herkesin bir defa görmesi lazım. Tamam. Türkiye'de televizyonlar, Türkiye'de basın, Türkiye'de moderatörler dahil tamamı endekslenmiş bir biçimde mevcut iktidarın ideolojisini, söylemlerini ve sözlerini savunmaktadır. Şimdi düşünün, 24 saatte 48 saat konuşan bir cumhurbaşkanımız var. Buna dayalı olarak aynı şekilde konuşan bir başbakan var. Onların bakanları var. Onların yüz söyledikleri yerde milliyetçi ses ancak bir çıkabiliyor veya hiç çıkmayabiliyor. Dolayısıyla böyle bir aşamada bu işin çok da kolay olduğunu söylemek ucuzculuk olur. E o zaman siz MHP'nin nesine itiraz ediyorsunuz? Şimdi hayır, biz MHP'ye itiraz etmiyoruz. Biz MHP'yiz. Nasıl? Yani mevcut yönetime de itirazımız yok. Bizim ortaya koyduğumuz şey şudur. Ben kesin olarak söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi mahkeme kapılarına düşürülmüştür. Bugün çok net söylüyorum, mahkemenin değil, ülkücü iradenin tasvip edilmesi veya çağrılması gerekiyor. Biz nasıl çağrılması gerekiyor? Yani şunu söyleyeyim, eğer siz şeyin önünü kapatırsanız, yani taleplerin önünü kapatırsanız, bu sefer iş rutinin dışına taşar ve taşmıştır. Ve bu bakımdan biz mahkeme kayyum kararlarıyla meşgul edilen bir Milliyetçi Hareket Partisi istemiyoruz. Ne istiyorsunuz? Bir an evvel Milliyetçi Hareket Partisi'nde sulh ve sükunun avdet etmesini istiyoruz. Ve yine ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi 2018 yılına kadar kongre tartışmalarıyla enerjisini geçirmemesi gerekir. Yani böyle bir iş düşünülebilir mi? Şimdi siz eğer olağanüstü kongre yapmazsanız sürekli bir biçimde bu tür programlar yapılacak. Bu programlar sürekli bir biçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç işleriyle Türkiye MHP gündemini meşgul edecek. Peki. MHP gündemi Türkiye gündeminden ve siyasal gündemden kopacak. Peki hocam, bunları derinleştireceğiz. Profesör Doktor Sait Günen, ilk akla geleni sorarak başlayayım. 7 Haziran'da milletvekiliydiniz, 1 Kasım'da değil. 1 Kasım'da da, bu kişisel bir soru olacak kusura bakmayın ama buradan yürümek zorundayım. 1 Kasım'da da milletvekili olsaydınız MHP'de kurultay olmalı diyecek miydiniz? Önce bu yayın için teşekkür ediyorum. 21. dönemde ben parlamentoda görev yaptım. Başkanlık divanında Sayın Nazif Okumuş Bey ile birlikte çalıştık. Ben genel sekreter yardımcısıydım. Nazif Bey genel başkan yardımcısıydı. O dönemde de bizi bilen arkadaşlar bilir, 2002'de bizim milletvekilliğimiz bitti. Milletvekilliğini bir meslek olarak değil, belli tarihler arasında yapılan bir millet, memleket hizmeti olarak gördüğümüz için asli görevimize, öğretim üyeliğine, akademisyenliğe döndük. Bu seçimlere kadar da, 25. dönem parlamentosuna kadar da ben kendi alanımda işte kariyerimi tamamladım. O zaman yardımcı doçenttik. Doçentliğimizi aldık, profesörlüğümüzü aldık. Ama bizim şahsiyetimiz bu harekette şekillenmiş Veys Bey. Yani lise yıllarında bu ülke ocaklarına intisap etmişiz. Öğrencilik yıllarımız 80 öncesini, sonrasını yaşamışız. Abisiz bir kuşağı yaşamışız 80 ihtilalinde. Rahmetli Alparslan Türkeş'in başbuğumuzun cezaevinden çıktığında en yakınlarında olmuşuz. İstanbul Ülke Ocakları Başkanlığı yapmışız. Ve başka bir çatı altında bugüne kadar tek nefes almamış bir insan olarak hangi mesleği yaparsak yapalım, hangi alanda olursak olalım, Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili faturayı hep masamızın üstünde bulduk. Ne iş yaparsak yapalım, sizin arkadaşlar şöyle yapmış, sizin parti böyle yapmış, ocaklar böyle. O zaman dedik ki, taşın altına elimizi sokalım. Ve bu gerekçeyle de 25. dönemde aday olduk. 25. dönemde Konya'dan ikinci sıradan milletvekili aday olarak seçildik ve üçüncü milletvekilliğini az bir oyla kaybettik. Şimdi Davutoğlu'yla, Sayın Başbakan'la biz aynı seçim bölgesindeydik.
Çok büyük bir asimetrik seçim kampanyası yapıldı Konya'da. Selçuklu'dan bu yana ilk kez bir başbakan çıkıyor. Konya'mız başbakanına sahip çıkıyor. Bütün sivil toplum örgütleri, bütün odalar, borsalar, partiler, eski siyasiler, hangi parti olursanız olun mutlaka Davutoğlu'na, başbakanımıza oy verin. Bütün bu asimetrik seçim kampanyalarına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu arttı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu düştü 7 Haziran'da. Bu benim yiğitliğim demiyorum. Ama 1 Kasım'da 51 bin artan oyumuz 1 Kasım'da 61 bin geri gitti. Ne oldu o arada? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte bulmamız lazım. Sizce? 7 Haziran'da benim olağanüstü çalışmamdan dolayı 51 bin oy artmadı. Ama 1 Kasım'da da benim yaptığım hatalardan dolayı bu oy kaybedilmedi. Ve bunun soruşturulması lazım. Demin ki söylediğiniz soruya cevap olarak da söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1997 yılından bugüne kadar bir tane karar defteri var. Herkes inceleyebilir. O karar defterinde benim muhalefet şerhimden başka zannediyorum başka muhalefet şerhi yoktur 2002 yılında. Varsa bilmiyorum, duymadım. Olabilir ama o zaman yine böyle başkanlık divanına bir atama olmuştu. Normalde atamalar bir şey dağıtılır, pusula. Atamalara insanlar isim yazar ama belli bile olsa, usulen de olsa bir pusula dağıtır. Orada MYK'dayım ben o zaman. Sayın Genel Başkanımız dedik, Genel Başkan Yardımcıları falan. Kabul etmeyen var mı dedi. Dedim ki ben onaylamıyorum. Tabii gürültüye de geldi zannediyorum, duyulmadı. Karar defterine, başkanlık divanına yapılan atamaları antidemokratik bulduğum için onaylamıyorum yazdım. Buradan nereye varmak istiyorsun? Yine 2002'de Sayın Genel Başkanımızın milletvekillerinin olduğu bir toplantıda, belki bilmiyorum arkadaşlar var mıydı, tam 20 dakika 2002'de baraj altı kaldığımızda toplumun bizden beklentileri neydi? Biz hangi beklentilere cevap veremedik? Kendimi de taca çıkarmadan, o suçun iştiraki içerisinde kendimi de görerek o zaman durum muhasebesi, yani Sayın Genel Başkanımızın da olduğu ortamda 20 dakika MHP'den beklentileri niye boşa çıkardığımızla ilgili, niye toplumun beklentilerine cevap veremediğimizle ilgili, yani bunu şuraya varmak istiyorum. Şahsiyeti bu harekette şekillenen bir insan için bir dönem daha milletvekili yaptığımda başımın göğe değmeyeceğini bilerek kendi alanında bugüne kadar hizmet üretmiş, kendi uzmanlık alanında Türkiye'de bir aurası olan bir insan olarak böyle milletvekilliği seçilip seçilmemekten ziyade şahsiyetimizin bu harekette şekillendiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ülkenin yönetimine en layık, en fazla bedel ödemiş bir hareket olduğunun bilinciyle bugün bu davranışları sergiliyorum. Peki. Teşekkür ederim. Tekrar döneceğim. Meseleyi biraz daha derinleştireceğiz ve Nazif Okumuş'a dönelim. Siz de anladığım kadarıyla kurultay istiyorsunuz. Neden? Tabii ki arkadaşlarımın ifadelerinden yola çıkarak ben de farklılıklarla meseleyi izah etmeye çalışacağım. Neden kurultay istiyoruz? Çünkü Türkiye yangın yerine dönmüş. Türkiye'nin iç ve dış sorunları o kadar büyümüş ki Türkiye'nin beka meselesi diye ifade ettiğimiz bu coğrafyada varlığı söz konusu. Türk milletinin bütünlüğü söz konusu. Böyle bir süreçte Milliyetçi Hareket Partisi parlamentoda fonksiyon ifa ediyor. Ama parlamentoda fonksiyon ifa eden MHP, milletin beklentilerine yeterince cevap verebiliyor mu? Onlara karşılık verebiliyor mu? Milliyetçi Hareket Partililer, neden başbakan çıkaramıyoruz, neden iktidar olamıyoruz suallerine cevap arıyor. Böyle hayıflanıyor. Ama böylesine hayıflanan bir parti mensupları, böylesine idealleri yüksek olan, Türkiye ile ilgili iddiaları olan, Türkiye'yi yöneteceğiz, milletle ilgili iddialarımız var, bu millet iyi yönetilmiyor, milletimizin kader arkadaşı olarak iktidara talibiz diye haykıran bir kitlenin mensupları, seçim sonuçlarında meclisin çıkış kapısına yanaşıldığı zaman daha çok üzülüyor, daha çok kahrediyor. O mecliste başbakanlığı, o meclisteki büyük çoğunluğu oluşturarak, iktidar grubunu oluşturarak, yasama organında da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, mevcut durumuyla ilgili karar vermesi gereken bir parti bir anda çıkış kapısına en yakın parti haline geliyor. İstemesinler mi bunları? Bir olağanüstü kurultay. Bunlar istemesinler mi bu seçim sonuçlarının sorgulanmasını? Bunlar istemesinler mi? Bu durumla niye karşı karşıya kaldık demesinler.
Bundan daha tabii bir şey yok ki. Bu insanların hepsi rızıklarından artırarak, hiç kimsenin ihalesinden, hiç kimsenin abidik gubidik işlerinden, paylarına düşeni kullanarak değil, çoluk çocuğunun rızıklarından artırarak bu mücadeleyi veriyorlar. Bu insanların hepsi Devlet Bahçeli'nin fotoğrafında çerçeveciye giderek, parasını vererek, Alparslan Türkeş'in Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına özene bezene bir şekilde asıyorlar. Ona liderimiz diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Biz de liderimiz dedik ama evet, yanlış. Yani şey artık olmadı. Tamam. Olmadı. Ne oldu ki eksik? Naksın. Yani eksik ne biliyor musunuz? Seçim gecesi. Ne dedik biz? Ne dedi? Yani Türkiye yangın yerine dönmüştü diyen genel başkan, hazin tabloyu anlatan genel başkan ve MSA arkadaşları Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazin tablosuna değinmedi bile. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazin tablosunu milletle paylaşmadı bile. Ülküdaşlarından, Milliyetçi Hareket Partisi'ne emek veren, o parti için gecesini gündüzüne katan insanlardan bunları değerlendireceğiz ve sizlerle de paylaşacağız demedi bile. Sadece değerlendireceğiz de geçişti. Peki nedir bu? Yenilmek mi kötü? Yoksa yenilgiyi tahlil edememek mi? Doğru tahlil edememek mi kötü? Bence yenilmekten daha ziyade yenilgiyi tahlil etmemek, edememek, ondan kaçmak, hatta onu başkalarına fatura etmek daha kötü. Sizce bir koalisyon mu olmalıydı? Birincisinin etkisi geçici, ikincisi yani yenilgiyi görmek geçici. Yenilgi geçici bir şeydir. Ama yenilgiyi tahlil etmemek, ona sırtını dönmek, kulak kapamak, gözlerini kapamak kalıcıdır ve çok büyük bir hastalık. Buradan şunu mu anlayalım? Yani evet. Partiler nihayet, ben bunu 7 Haziran sürecinde de pek çok MHP'li kurmaya sormuştum. Niye koalisyona bu kadar sıcak bakmıyorsunuz diye. Siyaset nihayetinde bir rekabet işi ve rekabetin sonucu da iktidar. Ya tek başına ya koalisyon. Başka bir seçenek yok. Sizin dediklerinizden şunu mu anlayalım biz? 7 Haziran'da bir koalisyon mu veya koalisyon kapıları bu kadar sert kapanmamalı mıydı? Bunu mu anlayalım? Yani izleyenlerimiz de anlıyor, siz de anlıyorsunuz ama oraya geleceksek yani 7 Haziran seçimleri, evet 7 Haziran seçimleri Türkiye'de yeni bir siyasi oyun ortaya koymuştur. Bunu herkes görmüştür 7 Haziran seçimlerinde. Ve Türkiye'yi ekonomik açıdan, sosyal açıdan, her türlü politik açıdan bir anlamda tıkayan bir siyasi iktidara karşı yeni bir oyun sandıktan çıkmıştır. Bu oyunun gereğini Milliyetçi Hareket Partisi sadece genel başkanı ve yönetimi düzeyinde, ben yönetimdeki arkadaşlara da haksızlık yapmak istemiyorum. Onlar da Sayın Genel Başkan'ın ben yaparım olur anlayışına takılmışlardır. Biz çünkü o kademelerden geçtik. Onu gördük. Biz o tecrübeye sahip olduk. Dolayısıyla arkadaşlar, MHP yönetimi inanılmaz bir üslupla farklı bir siyaset anlayışının içine girmiştir. Evde arkadaşlarımızın aileleri, eşleri, babaları, anaları, babaları, çocukları farklı söylüyorlar, farklı düşünüyorlar. Onlara bile anlatamadıklarını arkadaşlarımız, kademelerdeki arkadaşlarımız ister istemez, genel başkanımız madem böyle yapıyor, biz de bunu takip edeceğiz. Aynısını söylemek zorundayız anlayışı içerisinde, hem sadakatini hem de parti disiplini içerisinde gerekli olan bir bütün havayı vermişlerdir. Ama peki, ne olmuş? Sonuç bu oldu. Şimdi 7 Haziran'dan Kasım'a geçen süreç, Kasım'a kadar geçen süreç, Türkiye'de bugün yaşadıklarımızı daha çok artırmıştır. Kronikleştirmiştir. Ve Türkiye dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Bunu kurtaracak olan milletin mahşeri vicdanı diye ifade ettiğimiz inanç ve değerlerinden, hayat anlayışından kaynaklanan ülkülere sahip bir kadrodur. Peki. İnşallah biz bunun Milliyetçi Hareket Partisi olması gerektiğine inanıyoruz. Peki. Milliyetçi Hareket Partisi bunu gerçekleştirir diye inanıyoruz. Peki. Onun için yüreğimiz yanıyor. Onun için milletle paylaşmak istediklerimiz var. Ve onun için de Milliyetçi Hareket Partisi'nin arzu ederse Sayın Genel Başkan'a tekrar destek verebilir MHP'nin tabanı. Daha onu yaklaşık bir sene önce ittifakla denilebilecek şekilde Genel Başkan seçen, yönetim kademelerindeki arkadaşlara da aynı şekilde güven veren insanlar bunu olağanüstü kurultay olsun diyor. Uzaydan inler, cinler, periler gelmedi yeryüzüne. Peki. Dolayısıyla onlar vermedi bunu. Peki. Ve Milliyetçi Hareket Partiler böyle bir sürecin yaşanmasını istiyor. Reis Bey, izin verirseniz 7 Haziran'da milletvekili olarak bir şey söyleyeceğim. Bu 7 Haziran'da. Evet. Buyurun. Şimdi 7 Haziran akşamı Milliyetçi Hareket Partisi'nde, birçok partide böyle de, yani ortak aklı ortaya çıkaracak bir yapının olmaması problem. Yani Sayın Genel Başkanımız ülkücü gelenekten gelmiş, eğitimli, donanımlı ama
Yani bu yönetim anlayışını gerçek... Mesela 7 Haziran akşamı başkanlık divanı var partimizin. Biz seçildik, yeni milletvekili olduk. Sayın Genel Başkanımız mevcut başkanlık divanıyla bile bir araya gelip... Arkadaşlar ben şimdi kamuoyuna çıkacağım, gece yarısı 1'de seçim değerlendirmesi yapacağım. Ne söylememi önerirsiniz diye mevcut başkanlık divanındaki arkadaşlarımızla bile bir istişare etmiş olsaydı inanıyorum ki gece 1'de konuşma olmaz. Eskiden yaptığı bir gelenek miydi, sadece o akşam yapmadığı bir şey miydi? Yani işte problem burada işte. Soğuk Savaş döneminin yönetim anlayışlarını terk edip yönetişime geçmemiz lazım. Yani olağanüstü kongres diyen arkadaşlara da ben burada söylüyorum. Sen kalk ben oturayımla Milliyetçi Hareket Partisi'nin problemi çözülmez. Biz yönetimden yönetişime ortak aklı ortaya çıkaracak bir yapıyı kurgulayıp birlikte eşitler arasında birinin bir adım öne geçtiği ama genel başkanından ilçe başkanına kadar herkesin hesap verebileceği demokratik bir Milliyetçi Hareket Partisi'ni var etmek mecburiyetindeyiz. Kürşat Zorlu'ya dönelim. Hem bir bilim insanı hem konuklarımızı, MHP'li misafirlerimizi dinlediniz. Bilim insanı tavrıyla iki bu hareketi tanıyan, bilen bir isim olarak burada değerli konuklarımızın bir talebi var. Bir kez daha altını çiziyorum. Milliyetçi Hareket Partisi kıymetli yöneticilerine yayınlarımızı bu yayına özellikle davet ettik ama önümüzdeki hafta itibariyle olan biteni bir görüp sonra konuşacaklarını, kamuoyuna açıklama yapacaklarını söylediler. Burada açıklama yapmak isterlerse yine ekranlarımız hazır. Bir kez daha hatırlatalım. Kürşat Zorlu'ya bu toplamın üstünden değerlendirme için ne dersiniz? Sizce Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bu kurultay talebinin nirengi noktası, patlama noktası nerede? Veys Bey, öncelikle vesile olmak isterim bu konuda. 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece 1992 yılında kadın, çocuk, yaşlı demeden 613 kişinin yaşamını yitirdiği Hocalı soykırımını aracılığınızla anmak istiyorum. Hocalı için adalet çağrısını mütevazi de olsa buradan seslendirmek istiyorum. Tabii ben meselenin çok daha derinlerde birbiriyle bütünleşik bir sorunlar sisteminin sonucu olduğunu düşünüyorum. İki tane önemli sorunuz oldu orada. Bir tanesinde yani 1 Kasım'da ne oldu dediniz. Ben 1 Kasım'ın hemen ardından araştırma yöntemi olarak belirli kısıtlar içerse de kısmi bulgular ortaya koyduğuna inandığım 7 Haziran'da ve veya 1 Kasım'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş 4506 seçmen üzerinde bir anket çalışması yapmıştı. Bu 7 Haziran'dan hemen sonra mıydı? 7 Haziran'da MHP'ye oy verip 1 Kasım'da vermeyen seçmenlerin neden vermediklerini sordum. Evet. 3 tane başlık altında toplandığını gördük. %39.9'u koalisyonun gerçekleşmemesinde payı olduğunu düşündüğüm için diyor. %26'sı partim beni temsil edemiyor. Partisini kendisini temsil edemediğini düşünüyor. %19.4'ü ise aday listelerini beğenmediği için 1 Kasım'da oy vermediğini ifade ediyor. Oysa ki bugün konuşulan şeyler, kamuoyunda seslendirilen, ortaya konulan ifadeler ve yaklaşım biçimleri bu üç başlığın da çok ötesinde bir infiali işaret ediyor. Nedir o? Dolayısıyla bana kalırsa bugün ortaya çıkan gelişme, sorunsal, bu derinlikli tartışma ta 57. hükümetten devredilen ve kar topu gibi bugüne gelen birçok algının ve sorunun birikimiyle ortaya çıkmış sonuçlardır. Yani mesela haksız olduğunu da düşünüyorum. Tırnak içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin mesela Öcalan'ı idam etmediği gibi bir algı uzunca bir süre seçimlerde başka partiler tarafından kullanıldı. Ve oradan kalan bir bakiye var esasında. Yani biraz geriye dönüp baktığımızda. Bunları Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni ve tabanı çok iyi biliyorlar. O gün bürokraside yaşanan şeyleri, yönetim katında ve tabanla tavan arasındaki etkileşimin kaybolduğu o günleri hatırlasınlar. Fakat ikinci sorunuz bununla daha da bütünleşik bir hal alıyor. O da şöyle başlamak isterim buna. Siyasi partiler sürekli siyasi faaliyette bulunan kuruluşlar olarak iktidarı elde etmek
ya da iktidara ortak olmak için faaliyet gösterirler. Bunun dışında siyasal sistem içerisinde dışarıdan iktidarı etkileyen ve yönlendirmeye çalışan baskı grupları söz konusudur. Siyasi partileri, üzerine basarak söylüyorum, diğer siyasi kurumlardan ayıran en önemli özelliği budur. O halde hiçbir siyasi parti yoktur ki varlık sebebini ben iktidar olmak istemiyorum üzerine kursun. Ve bizim gibi kültürel sistemlerde iktidarlar iktidarlarını devam ettirebilmek için insan odaklı laboratuvarlar kurarlar. Ve bu laboratuvarda çok açık ki bir vazgeçiş yaratmaya çalışırlar. İktidarın büyümesi, gelişmesi ve güç merkezine eklemlenmenin dayanılmaz cazibesini geniş kesimlere sunarlar. Ve buradan şu sonuca varıyorum. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde yazılan, çizilen pek çok yazıya, uzmanların bir takım görüşlerine bakıyorum. MHP asla iktidar olamaz. Çünkü devletin âli menfaatlerini düşünen bir partidir yakıştırmasını ben gerçekten Türk milliyetçiliğinin kadim geçmişine yöneltilmiş çok ciddi bir algı operasyonu olarak görüyorum. Zira Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara gelmesi için toplumun bütün meselelerine çözüm üretebilecek ciddi bir omurgası vardır. Sorun bunun ete kemiğe dönüştürülememesi sorunudur. Bu sorun kimin sorumluluğu? Reis Bey, maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı yöneticileri tarafından da seslendirildiğini duyuyorum. Bu çok daha şaşırtıcı bir durum benim için. Ve bu söylemin kademe kademe farklı taşrada, yerel teşkilatlarda sirayet ettiğini de görüyorum. Ve bu algıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları, gelecek kaygısı ve umutsuzluk içerisinde iktidara yürüyemesi gereken bir partiye yeterli gelişmeyi gösteremeden katkı sağlayamaz hale geliyorlar. Dolayısıyla bugün bir genel başkan değişimiyle eleştirilerin tamamen ortadan kalkacağını iddia etmek %100 doğru değildir. Çünkü bu sorun alanını, ki birazdan daha detaylarına gireceğim, MHP'de nedir eksik olan, bunları çözmeden eleştirilecek yeni genel başkanlar bulmakta hiç de zorlanmazsınız. Peki, o zaman şöyle bir şey yapalım. Müsaadenizle çok güzel bir amiyane tabirle pas vermiş oldunuz bana. MHP'de eksik olanı buradaki değerli konuklarımla bir açayım. Daha sonrasında da üstüne o derinliği derinleştirme işine devam edelim. Yine Nesin Hanım'a dönerek başlamak isterim. Kürşat Zorlu çok, yani şöyle bir çerçeve çizdi. Dedi ki bu bir genel başkan değişimiyle olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir eksiklik var. Buradaki eksikliği bir arayalım isterseniz. Sizce genel başkanlıkta mı, az önce Sait Gönen'in söylediği yönetimsel, sistemsel işleyişin sorun işlememesinde mi? Veya işte adaylarımız, ledlerimiz de var. Sinan Oğan'ın yahut Meral Akşener'in yahut Koray Aydın'ın gelmesiyle mi? Hayır, Sayın Bahçeli'nin devam etmesiyle mi? Filan. Sizce MHP'de eksik nerede? Aslında Veys Bey, demin ben o konuya değinecektim de siz teknik konu deyip sözümü kestiniz. Onu önce hatırlayayım. Peki, tamam, bir daha hatırlatayım. Yani onu söyleyeyim. Ben de uzman doktorum, ben de bilim kadınıyım. Yani onu da ayrıca hatırlatayım. Peki efendim. Şimdi bakın, ben size kronolojik olarak niye bugünlere geldik diye anlatmak istedim demin. Milliyetçi Hareket Partisi bence anlayış yanlış ve istişare mekanizması çalışmıyor. Kadrosu çok, yüksek idealleri var. Bu ülke için çok bedel ödemiş ama iktidara gelememiş bir türlü tek başına. Bizim hayıflandığımız nokta bu. Milliyetçi Hareket Partisi mutlaka tek başına iktidara gelmeli. Hedefimiz bu. Tamam. Ama Milliyetçi Hareket Partisi tek başına iktidara gelirken mutlaka bu dava için, Türk İslam ülküsü için, Milliyetçi Hareket Partisi'nin temellerini oluşturan İdealler için çok emek vermiş, bu konuda çok vakıf bir ülkücü irade var, teşkilatlar var, delegeler var. Bu insanlar hep oyalandı, bu insanlar hiç ciddiye alınmadı. Bunların fikirleri hep sorulur gibi yapıldı ama hiçbiri gerçeğe dönüşmedi. Ben size bunu anlatmak için demin teknik konulara girdim. Şimdi 99'da bu insanlar ciddiye alındı ve Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten sadece konjüktürden değil, o insanlar canla başla çalıştı. Seçtikleri insanların arkasında durdu ve başarı oldu. Belki konjüktürde yardım etti. Geçmişin mirası.
macerası yardım etti. Tabii bir dolu etken var başarıda. Fakat daha sonraki seçimlerde hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde böyle bir temayül yoklamasına gidildi. İnsanlar gün doğmuştan Alanya'ya internet olmadığı için ön seçimde oy kullanmaya indiler. Yani ben vekilimi belirleyeyim ya da belediye başkanımı belirleyeyim diye. O kadar şeyle indiler ki umutlarla, ama bir baktılar onların dedikleri hiç kimse yok listelerde. Yani baktılar başka insanlar var. Ankara'dan insanlar gelmiş, Antalya'da hiç yaşamayan insanlar var. Hayal kırıklığına uğradılar. Burada daha sonraki şeyler... Siz şöyle açsam olur mu? Az önce Sait Gönen de söyledi. İstişare dediniz ya. Evet. Bildiğim kadarıyla, yalnızsa düzeltin lütfen. MHP'de disiplin daha öne çıkan bir kavram. Evet. Yani Sayın Rahmetli Türkeş'te de, Sayın Bahçeli'de de hep böyle bir hani... ve bu genel olarak da şöyle bir teze dayandırılır. Yalnızsa düzeltin lütfen. İdeolojik partilerde birinci başlık disiplindir. Lider. Ve genel başkandan sonra aşağıya doğru bu mekanizma işlerinde bir kanaat var. Tabii biz bu kültürde yetiştik. Ama yani devir de değişiyor artık. İnsanlar sorguluyor, görüyor, okuyor ve başarı istiyor. İnsanlar diyor ki dede olduk, nine olduk, toprak olduk ama iktidar olamadık diyor. İnsanlar bu kadar emek verdik, biz zamanımızı neden harcadık diyorlar. Ve şimdi size ön temayül yoklaması diyelim, resmi ön seçim değil, adaylar belirleniyor. Hiç sizin ilgisi olmayan insanlar geliyor. Bir seçim dönemi daha geliyor, genel merkez yöneticileri geliyor. Ben çok şahit oldum, işte hata yaptık, biz bu sefer sizi dinleyeceğiz. Sakın disiplin dışına çıkmayın. İnsanlar bir fırsat daha veriyor genel merkez yöneticilerine ve hiç sesleri çekmeden bunun bir oyun olduğunu bildiği halde yeniden temayül yoklamasına katılıyor. Yine farklı şeyler geliyor. Ve 2011 seçimlerinde bir ilçe başkanının eşi bana dedi ki Neslihan Hanım dedi, burada 3 tane istenenin yerine istenmeyeni yazın, 3 tane istenenin yerine de yani ters yazın dedi. Çünkü tersi oluyor dedi. Teşkilatların istemedikleri aday oluyor, istedikleri olmuyor. Yani, bu başarısızlık temayül. Temayül. Bir. Ve mutlaka ülkücü irade dikkat alınmalı. Çünkü bu Milliyetçi Hareket Partisi herhangi bir parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin temelinde çok insanın emeği, her şeyi vardır. Canı vardır, gençliği vardır. Çok bedel ödenmiş bir partidir. Bunu sürekli söylüyoruz ama bu çok önemlidir. O zaman insanlar kırılıyor ve canla başla çalışmıyor. Diyor ki beni temsil etmeyen, bana değer vermeyen bir insan için neden çalışayım diyor. Mesela bizim Antalya'da 3. dönem milletvekili yapılan bir arkadaş var. 2015 seçimlerinde ben aday yapılmayacağımı bile bile her seçimde aday oluyorum ve bütün teşkilatlarda tek tek yeni adaymış gibi çalışıyorum, milletvekilliği yapmamış gibi. Bunu ben niye yapıyorum? Niye teşkilatlarıma yapıyorsun? Moral olsun, motivasyon olsun, sahiplenme adına yapıyorum. Yoksa ben genel merkezi beni aday yapmayacağını da adım gibi biliyorum. Ama hiçbir gün bunu da mesele yapmıyorum. Nereden biliyorsun? Neden? Öyle hissediyorum. Yani biz de sizce niye aday yapmıyorsunuz? Yani, bilemeyeceğim. Belki yani o nedenlere şimdi kendi adıma girmek istemiyorum. Peki. Çünkü bu şahsi bir konu değil. Yani neden oldum ya da olmadım değil. Anladım. Milliyetçi Hareket Partisi neden başarısız oluyor? Tamam, o zaman şu mu? Sayın Devlet Bahçeli de oturup yerinde, evet. Yani sizin bir genel başkan sorunuz yok. Sayın Bahçeli temayül meselesi tekrar dönse MHP tek başına iktidar olur. Yani istişareye dönse daha başarılı olur Milliyetçi Hareket Partisi. Sayın Bahçeli ile de olsa, doğru anlıyorum. Olabilir ama peki. Bahçeli bence Sayın Genel Başkanımız... da olur mu, onda da şüphem var. Yani çünkü delege değişim istiyor mutlaka. Yani bunu gelirken de ısrarla söylediler söylemem gerektiğini. Yani burada ben Bağcı'yı da dövmek istemiyorum. Yani bizim amacımız üzüm yiyip Milliyetçi Hareket Partisi'ni nasıl başarılı hale getiririz? Bütün derdimiz o. Yani yıllarca hayatımız bu millete hizmet aşkıyla geçti ama biz bir türlü iktidar olamadık. Yani biz bu millete çok hizmet etmek istiyoruz. Karşılıksız hizmet etmek istiyoruz. Adaylardan hangisi sizin favoriniz? Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Yani ben isimler üzerinde durmak için katılmadım bu programa. Sadece bu duygularımı ve her gün içinde yaşadığım bizim arkadaşların duygularını anlatmak için katıldım. Şimdi ben size şöyle biraz dramatik bir şey söyleyeceğim. Bizim 3 dönem milletvekili yapan arkadaş, hani ben çalışıyorum dedim ya, ilçeye gittim. Bir ilçe başkanımız bana ne dedi biliyor musun? Ya Nesrin Hanım dedi, o milletvekilini aradım. Bak Nesrin Hanım geldi, çalışıyor ki çok umutlu da değil. Siz niye gelmiyorsunuz dedim dedi. Milletvekili aynen şöyle söylemiş. Benim tek seçmenim Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli. Bana oy verirse ben milletvekili olurum. Vermezse olmam. Sizin bir anlamınız yok anlamında söz söylemiş. O zaman bu milletvekili gelip ne teşkilatı ciddiye alıyor, ne milleti ciddiye alıyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçiliğini anlatamıyor, ideallerini anlatamıyor. Ve başarısızlık oradan geliyor. Ben milliyetçiliğin modası geçtiğine asla inanmıyorum. Çünkü benim doktor arkadaşlarımdan da, çalışanlarımdan da, hastalarımdan da çok değişik grupta olanlar. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ara ilgi alanını alan insan o kadar çok ki sığınacak bir liman görüyorlar Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Ve bu umudu vermemizi istiyorlar. Peki. Yani ben kongrede bu anlayışın, bu umudun verilmesini de istiyorum, tamam, o insanlara. İstişare ve temayül.
Eyüp, sizin anahtar kelimeleriniz. Anahtar kelimeler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Özcan Bey. Şimdi biraz tabii böyle ben özür dilerim. Teorikten öte pratiğe geçelim istiyorum. Sizce bilmiyorum adayınız var mı veya hayır Sayın Bahçeli yerinde kalabilir ama mesela Sayın Ünal dedi ki temayül MHP'yi tek başına iktidara taşır. Sizin sorun gördüğünüz nokta neresi? Ben genel önce, başkan değişimi mi sistemde? Ben önce şu üç madde halinde neden olağanüstü kongre yapılmalıdır sorusuna bir cevap vermek istiyorum. Birincisi biz mahkemenin iradesini değil ülkücü iradeyi istiyoruz. Yani? İkincisi MHP'nin 2018 yılına kadar kongre tartışmalarıyla enerjisini tüketmemesi gerektiği düşüncesindeyiz. Böyle bir şey olamaz. Bu hovardaca bir zaman kaybı demektir. Üçüncüsü, Türkiye'de gerçekten ciddi bir durum var. Şu anda ben buradan özellikle yüksek sesle ifade etmek istiyorum. Şimdi şöyle düşünün. Çökmüş ve meşruiyetini kaybetmiş bir HDP'den bahsediliyor. İç tartışmalarıyla enerjisini tüketecek bir de MHP'den bahsederseniz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasa, başkanlık, dar bölge seçim sistemi ve eyalet sistemine gidecek anayasal değişikliği gerçekleştirmek üzere en geç Kasım ayında bir seçimi Türkiye'nin gündemine getirip koyacağını görmeniz gerekiyor. Kasım'da bir seçim bekliyorsunuz. Ben bunun çok kuvvetli bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şudur. Şimdi yeni anayasa gündeme getirildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan 2011 yılındaki anayasa tartışmaları sırasında ve 24. dönem Millet Meclisi'ndeki aritmetik sayıda iktidar ve muhalefet arasındaki dengede hiçbir değişiklik yok. Muhalefet partilerin başkanlık sistemiyle ilgili görüşlerinde de bir değişiklik yok. Buna karşın yeni anayasa komisyonu kurması burada bu gerçekleştirilemedi. O halde biz bunu kendi anayasamızı meclise getiririz. Mecliste 330'u bulduk. Bulmadık. O zaman halkımıza gideriz diyebileceğini ve şu andaki mevcut ortamın çok olgun ve uygun olduğunu, bunun için derhal bir seçimi zorlayabileceklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle şimdi bir ortamda bu böyle bir ortamda MHP kendi iç tartışmalarıyla enerjisini tüketemez. Ve böyle bir ortamda bu terörün, dış politikanın, Suriye ile ilişkilerin geldiği yerde MHP'yi çok ciddi bir biçimde bir an evvel Türkiye'nin gündemine dönmeye ve iç tartışmalardan sıyrılmayı zorunlu kılıyor. Peki ne yapmalı? Şimdi çok basit bu. Sonuç itibariyle her şeye kongre karar verecektir. Gider Sayın Genel Başkan neden Türkiye bu duruma geldi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin biraz önce burada tartışılan bir kısmı haklı bir kısmı haksız bir takım iddiaların neden yanlış ya da doğru olduğunu anlatır. Güven tazeler ve böylece bu tartışma biter. Biz tartışmanın bitmesini istiyoruz. Şunu söyleyeyim, Milliyetçi Hareket Partisi'nde muhalif ve muvafık diye bir şey yoktur. Burada bazı insanların konuşurken sesini yükseltmesi, içinden, ciğerinden hissettiği MHP iktidarının bir türlü teşekkül ve tekemmül etmemesinden kaynaklanmaktadır. Onun için burada ne genel başkana herhangi bir şekilde bir eleştiri getiren bir arkadaşımız var, ne mevcut yönetimle ilgili görüşlerini söylüyor. İşte şunlar da yapılması gerekir. Bunun demenin ötesinde bir şey yapılmıyor ve bunu ortaya koydukları zaman da partinin bundan yararlanması ve bunu kelimenin tam anlamıyla uygulamaya geçirmesi halinde, bundan faydalanması halinde istenilen sonucu elde edeceğini düşünüyorum. Şimdi burada Reis Bey, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ıskalanan bir yapısı var. Milliyetçi Hareket Partisi şu anda potansiyellerini ve rezervlerini kullanamayan bir parti. Şu veya bu sebeple, ister içerideki sebepler, yönetimdeki sebepler olsun, ister dışarıdaki sebepler. O kadar geniş bir potansiyeli, o kadar geniş rezervi var ki Milliyetçi Hareket Partisi, ki AKP'nin üçte biri MHP'nin eski veya bir biçimde yeni kişilerini transfer ederek meydana getirdiği bir parti.
Geçmişte ocaklarda birlikte çalıştığımız arkadaşlardan kimisi AKP'de milletvekili, kimisi bakan, kimisi de tabiri yerindeyse grup başkan vekili görevini yerine getiriyor. Böyle bir harekette eğer kendi tabanı meydana getireceği manyetik etkiyle kendi elemanlarını, kendisinin mensuplarını kendi çatısı altında toplayabilirse son derece farklı bir durumun ortaya çıkacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok. Bazı AK Partili bakan ve milletvekilleri de eski MHP'li veya ülkücü ise bu aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleneğinde ve genlerinde derleyici ve toparlayıcı olamamasının da bir delili ve ispatı olarak da sayılabilir mi? Yoksa hayır, MHP doğurgan, üreten ve merkez sağa isimler, bakan, vekil, grup başkan vekili transfer eden, gönderen bir ne diyelim ideolojik hareket mi? Dolayısıyla ikincisi ise o zaman siyasetteki rekabet meselesinin biraz dışına kalmış oluyor. Yok birincisi ise o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu derleri toparlanamam eskiyor. Şimdi mesela. Şunu söyleyeyim. Bakın şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bugün %50 civarında bir oyla Türkiye'de iktidar. Konjonktürel milliyetçi bir parti. Döneme göre milliyetçilik yapar. Döneme göre milliyetçiliği ayak altına alır. Döneme göre savunduğunu, tersini savunur ve her ikisini de halk da kabul ettirebilecek mekanizmalarla devreye sokar. Ben de tam şunu şimdi, soruyorum. MHP Ülkücü Hareket bu boşluğu niye yaratıyor ki diyelim sizin deyiminizle? İşte onu söyleyeceğim. Şimdi bakın Türkiye'de 3 tane siyaset bloku var. Bunlardan bir tanesi ne? Genel manada söylüyorum. Kimse efkarlanmasın ama maalesef böyle. Birisi Türk'üm demekten efkarlanıyor. Sıkıntı çekiyor. Cin çarpmışa dönüyor. Öbürü de Müslüman'ın denince cin çarpmışa dönüyor. MHP hem Türk hem Müslüman hem küresel değerleri, evrensel değerleri kucaklayan, hem kendi milli değerlerine sahip bir siyasi hareket. Hem Abdülhamit'i seven, hem Atatürk'ü seven, hem Osmanlı'ya sahip çıkan, Göktürk'e sahip çıkan, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan bir torlayıcı ve toplayıcı fikir en doğru fikirdir. Doğru fikri, doğru yöntem, doğru imkanlarla savunursanız yanınıza alamayacağınız Kimse yoktur. Peki. Şimdi bizler ben propaganda ve etkinlik açısından bunları ifade ederken bana oraya bir mesaj gelmiş. Diyor ki siz niye bunları anlatamadınız milliyetçilik? Ben anlattım. Ben onu sorayım ama bir reklamdan sonra açalım. Peki. Kısa bir araya gidelim. Peki bütün bu derleyici toparlayıcı Sayın Özcan Yeniçer'in özetiyle, güzel özetiyle derleyici toparlayıcı bir hareket olmasına rağmen neden iktidar değil? Bu iktidar Sayın Ünal'ın söylemiyle temayül yoklamalarının veya teşkilata tabana biraz daha kulak vermenin veya istişareyi biraz daha açmanın, eğer böyle bir boşluk varsa, bütün bunlar değerli katılımcılarımızın yorumu sa eğer neden Milliyetçi Hareket Partisi iktidarda değil ve bugün yine Özcan Yeniçeri'nin tanımıyla bu konjonktürel durumda bir an önce nasıl derlenip toparlanacak sorularına cevap aramaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir aranın hemen sonrasında. Tekrar huzurlarınızdayız efendim. Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşuyoruz. Özür dilerim, konuşmaya çalışıyoruz. Pek kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi'ne... Hay Allah. Bu MHP'ye konuşanlar da bir öksürük. Farkındayız. Peki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem milletvekili olarak hem teşkilatlarında destek vermiş kıymetli isimlerle. Tabii... yani gerek kurultay talepleriyle gerekse temayül yoklaması yapılmalı teşkilat sahil eleştirilerle Milliyetçi Hareket Partisi'ni veya kurultay meselesini konuşan isimlerle konuşuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mevcut yönetiminden değerli isimlere de ekranımızın açık olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Kendilerine yayın davetleri yaptığımızda bir kez daha hatırlatalım ama kıymetli isimler önümüzdeki hafta içinde olan biteni görüp bir basın açıklaması yapacakları yönünde bilgi verdiler. Biz de bunları Habertürk ekranlarınıza getireceğimizi hatırlatalım. Şimdi araya gitmeden önce Özcan Yeniçeri güzel bir özetleme yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü Hareket nedir, nereye tekabül eder? Bu nedir, nereye tekabül ederden sonra meseleyi açıkçası biraz somutlaştırmak istiyorum. Zira şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına aday 3 isim var. Ekranlara arkadaşlarımız getiriyorlar. Hem adaylık üstünden mi veya işte şu isim mi Milliyetçi Hareket Partisi'ni tek başına iktidara taşır? Hayır.
Sayın Bahçeli'nin yine genel başkanlık koltuğunda oturup ama parti içinde bazı değişikliklerle mi bu iktidar tek başına iktidar veya bir koalisyon sağlanabilir konularını konuşmayı sürdüreceğiz. Yine değerli konuklarımın izniyle Nazif Okumuş'la devam etmek isterim. Bu sorular ve buraya kadar biriken değerlendirmeler için ne dersiniz? Ben küçük bir flashback dedikleri mesleğimizde geriye dönüşler yaparak güne getirmek istiyorum özetle. Alparslan Türkeş Bey'in vefatından sonra Sayın Bahçeli'ye hem MHP camiası hem de Türk kamuoyu çok büyük bir prim verdi. Gerçekten de Sayın Bahçeli kişisel duruşu, sakinliği, suhuletle hareket edişi, farfaracı olmayışı ki 28 Şubat sürecinin kendine özgü bir takım fotoğrafları da hala hafızalardadır. Çok kakafoni vardı siyasette, çok bağırışmalar, çağrışmalar, aklamalar, paklamalar falan. Devlet Bahçeli yüksek bir avantajla MHP'nin 99 seçimlerinden aldığı neticede fonksiyon sahibi oldu. Ama ardından Sayın Bahçeli ortaya koyduğu iradeyle bunun devamını getiremedi. Özellikle 3 Kasım seçimlerine gitme, o kararı almadaki ısrarı hala insanların siyaset sahnesinde yer almış insanların bile okuyamadığı, cevabını vuramadığı bir sualdir. Yani bu gizemlilik nedir? Türkiye'nin her şeyi ortada ama bu bilinmez. Sonraki yıllar, bu arada MHP'nin içinde ne oldu? Biz ilk büyük ayağımıza değil beynimize kurşunu 2000 kongresinde sıkarak başladık bu işe. Ne yaptık? O? Üyelikleri sıfırlayarak. Sonra her kongrede üyelikleri sıfırladık. Her kongrede teşkilatları yok ettik. Ve ülkücünün kurdu haline getirdik. Bunu niye ben getirdik diyorum, ben getirmedim. Onlar getirdi, Sayın Bahçeli getirdi. Dolayısıyla sözümü değiştiriyorum. Sayın Bahçeli yaptı bunları. Her ilçede, her beldede birbirine düşman, birbirine küs, birbirine sırtını dönen ülkücüleri Sayın Bahçeli'nin zihniyeti ortaya koyduğu irade yaptı. Şöyle bunu yapalım. Yani Sayın Bahçeli söyleyeyim. Yanımızda değil, aramızda değil. Ama dolayısıyla niye konuşuyor? Onu konuşuyor. O bizim arkamızda konuşuyor. Onun etrafındakiler bize hakaret ediyor sabahtan akşama. En azından siyaset ve politikalar üzerinden. Yani? Siyaseti konuşacağım. Sayın Bahçeli de muhataplarını böyle konuşuyor. Neyi anlatacağım ben? Dilim şişmiş. Ülkücülerin dili şişmiş. Yıllardır ülkücüler bunu anlatamıyorlar. Yani ülkücüler Sayın Bahçeli'nin el öptürmesine bile ne kadar öfkeliler biliyor musun? Yani 15 yaşındaki delikanlıya genç kızı öptürebilirsin de 70 yaşındakini öptürme canım. Bir de sen öp. Bir de sen öp. Bir de sen öp görelim merhametini bir ülkücünün, muhabbetini, merhametini, saygısını biz de görelim. Öyle bir şey yok. Peki. Onun için Beyiz Bey şuraya geleceğim. Türkiye'de siyaset yapmak istiyorsak bu siyaseti muhabbetle, bu siyaseti parti içindeki disiplinden ziyade kardeşlik şuurunu, ülküdaşlık şuurunu ortaya koymakla yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partinin yöneticileri Ferdi Tayfur'la değil. Dede Efendi ile, Itri ile, şeklen bak dinlemiyorsa bile. Onu söyler ya bu bir siyasettir. İnsanlar bilir ama Dede Efendi'yi, Itri'yi söylemiyorsan o zaman Ozan Arif'i söyle. O zaman Mustafa Yıldız Doğan'ı söyle. O zaman Ahmet Şafak'ı söyle. İsmail Türüt'ü söyle. Ya İsmail Türüt popüler bir sanatçı. Sırf Türk milliyetçisi olduğu için hiçbir alanda konser verdirmediler. Ne hale getirdiler? Ozan Arif, Türk milletinin 7'den 70'e, dağdakinden, ovadakinden, şehirdekine varıncaya kadar herkesle kucaklaşan bir insan. Ne yaptı bu Allah aşkına? Hiç kimse bilmez, hiç kimse bilmez. Sadece başı eğilmez bir adamdı. Ama ne kötü bir şey söyledi, ne muhalefet yaptı. Bunlardan biz uzaklaştık. Yani bizim Erciyes kurultaylarından uzaklaşmamız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk Dünyası kurultaylarından uzaklaşması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok sembol isimlerinden, emekçilerinden uzaklaşması bizim sorunumuz değildi. Genel Başkan'ın bizzat kendisinin sorunuydu. Ya yazık günah. Başka hareketler nesilden nesile akıp giden isimlerle sembolik de olsa beraberliklerini sürdürürken MHP'de Sayın Bahçeli ile siyasete başlayan insanlar yanında kalmadı. Ne kötülükler yaptılar bunlar. Ne kötülükler 7 Haziran'da MHP koalisyon, yapsaydı yine eleştirecek miyiz? Efendim? MHP 7 Haziran'da bir koalisyonla iktidarda olsaydı yine bu eleştirileri... Bizim meselemiz koalisyon diyor. Bizim meselemiz istikrarlı ve karakterli muhalefet. Şimdi MHP bazılarına MHP'liler genel başkan adına işte o idama karşıydı bu bilmem ne diye yapıyorlar. Ben de yapıyorum bu polemi. Ya MHP'nin içinde daha sonraki yıllarda bunu söyleyenler kendi sıra arkadaşlarında Sayın Bahçeli tarafından idamın kaldırılmasına oy veren insanlar milletvekili yapıldı. Beraber sıra arkadaşlar oturuyorlar onlarla beraber.
Onlarla beraber oturuyorlar. MHP'nin kademelerinden gelen, il başkanlığı yapmış, ilçe başkanlığı yapmış emekçiler bir takım sıfatlarla mücadele vermek isterlerken onlara sırt dönülüyor. Dışarıdan en enteresan, en egzantrik isimler Milliyetçi Hareket Partisi'nin kademelerinde fonksiyonel hale getiriliyor. MHP'de yani kabaca halkımız anlasın diye ben böyle konuşuyorum. Peki. Yani Ankara'da Mansur Yavaş'ın dışlanması ne sonuçlar getirdi? Bunu hepiniz gördün. Yani bu bizim kadrolarımızdan çıkmış bir insan. Yani şimdi birçok belediye başkanı arkadaşımız ne kadar emekler veriyor? Kolay mı ya kazanılıyor bu makamlar? Ondan sonra kalksın. Ha bir işte ne yaptık biz 7 Haziran sonrası? Biz 1999 seçimlerinden sonra kuşla kurdun hikayesini dinledik Sayın Genel Başkan'dan. Sonra da 7 Haziran'dan sonra da şimdi bir kuş daha konsa ne yazar, bir kuş dağdan kalksa ne olur? İşte bir kuş geldi. Bilal'in kellesini isterken Başbuğ'un oğlunu kaptırdı o tarafa. Dolayısıyla bütün bunlar hazindir. Ha, bu hazin siyasete karşı Milliyetçi Hareket Partisi yeniden derlensin. Şu anda neydi? Bu Kasım seçimlerinden sonra Sayın Genel Başkan'ın ortaya koyduğu üslup, partinin geleceğini ülkücü irade belirleyecektir dedi. Bak bu ona ait bir şey. Partinin geleceğini ülkücü irade belirleyecek. Ülkücü irade kim? Ülkücü irade abidik gubidik köşelerde saklambaç oynayan, kendisini göstermeyen, saklanan karanlık dipler değil. İşte meydandalar hepsi. Anladığımız kadarıyla. Delegeler de meydanda, il başkanları da meydanda. Anladığımız kadarıyla sen Türkiye'nin meselesinde meşgul olmuyorsun ama bir parti diktatoryası var ve o diktatorya birkaç gündür televizyonlarda bunu söylüyorum. Kocatepe Camii'nden 8 tane şehit cenazesi kalkarken meğer sen partinin arka odalarında hangi illeri, hangi ilçeleri feshedelim, kapatalım diye bakıyor. Yüreğimiz yanıyor buna. Türk milliyetçilerinin yüreği yanıyor. Peki. Siz Sayın Bahçeli'yle olmaz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Asla olmaz. Kiminle milletin kalbi kapanmıştır Sayın Bahçeli. 3 tane adayı var. Kiminle olur? Ha kiminle olur? Onu irade, yani ülkücü irade onu belirleyecektir. Zaten onu sokaklar, meydanlar gösteriyor. Ha yarın değişebilir. Bir mücadele olabilir. Hürriyetçi bir mücadelenin içerisinde her şey olabilir. Buna açığız. Peki. Vallahi bak samimi söylüyorum, Sayın Bahçeli'ye de yetki verirse versin. Verdi deriz. Peki, teşekkür ederim. Sayın Okumuş'a bir şerh koymam gerekiyor. Şimdi konuşmalarımız yanlış anlaşılabilir. Bak benim konuşmamı yanlış anlaşılabilir. Hayır, hocam, şöyle bir şey söyleyeceğim. Nazif Bey şöyle bak. Edep, adap, etik, bak, estetik bunu değerlerine... Yok hayır sizinle ilgili söylemiyorum. Bak şey olarak söylüyorum. Yani burada böyle bir kakafoni oluşturur. Riayet ederek şey yapalım. Riayet ediyorum. Yapalım. Aldığı ülkücülüğe, fesatçı diyen. Tamam mı? Bana açıklama yaptı. MHP'nin genel başkan yardımcısı açıklama yapıyor. Bir tane gazeteci de açıklama yapıyor. Yani fosfeptik gibi böyle açıklamalar yapılmaz. Bunu yapamazlar. Böyle bir hakları yok. Bak şimdi bak. Özcan Yeniçeri. Tamam. Nazif Bey ben bir şey söyleyeyim. Bak şimdi peygamberimizin bir sözü var. O der ki bana 3 tane bilgi geldi. Her yerde konuşulacak bilgiler, bazı yerde konuşulacak bilgiler, hiçbir yerde konuşulmayacak bilgiler. Bunlar aslında bizi konuşmamızı yaparken haklı olduğumuz şeyler olabilir. Ama haklı olduğumuz şeyleri söylerken kendimizi haksız duruma düşürüp kişiselleştirerek işi buradan negatif bir algıya sebebiyet vermeyelim. O bakımdan söyledim. Yoksa söyledikle bir de bir şey daha söyleyeyim ondan sonra hemen verin. Şimdi kurgudan, duygudan, olgudan hareketle analizler yapılabilir. Bunların her birinden biz bir sonuca çıkarabiliriz. Bu doğru da olabilir. Şöyle bakmak gerekiyor. Hazreti İsa'ya atfen söylenir ki işte bir köpek leşinden kaçanları gördükten sonra kendisi leşin yanına gidiyor. Ne güzel de dişleri vardı der. Yani dişin, leşin içerisinde dişi de görmek gerekir. Ben şuna da şahidim. Sayın Okumuş'un ifadelerinin dışında Sayın Genel Başkan ismini biraz önce söylediği kişilerle özellikle 2011 yılında bunları derleyip toplayıp bir araya getirmek için bir çaba içerisine girdi. Bazılarıyla görüştü. Fakat bu tek taraflı da değil. Diğer taraftan da bir takım adımlar atılmadığı için bu yapılamadı. Ama prensip itibariyle ülkücü potansiyeli ve rezervi maksimum seviyede kullanma konusunda katılıyorum, doğrudur. Bu rezerv kullanılamıyor.
ve dolayısıyla da bunların partiye dahil edilmesi partinin daha işlevsel, daha aktif ve Türk milletinin gönlünde taht kuracak bir noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Peki efendim, bu şerhinizi aldıktan sonra Profesör Doktor Sait Gönül'e dönelim. Ne diyorsunuz bu olan biten ve bu kritikler için? Evet Veys Bey, tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nde mevcut durum sürdürülebilir değil. Türkiye'deki mevcut durum da sürdürülebilir değil ve hiç olmadığı kadar Türk milletinin kaderiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaderi örtüşmüş vaziyette. Yani bugün Türkiye'ye baktığımızda ülkemizin ekonomisi giderek maalesef kötüye gidiyor. Bugün baktım ben Hazine Müsteşarlığı'nın borç stokuna 406 milyar dolar dış borç stokumuz Şubat ayı itibariyle. Bu sürdürülebilir bir durum değil. 14 yıldır tek başına bir iktidar var. Bakıyorsunuz terör belası artık şehit gelmesine alışmış, alıştırılmış bir toplum olduk. Onlarca şehit geliyor ama insanlar, yani bu vatan evlatları ne için şehit ediliyor bile düşünecek maalesef durumda değil. Adalet mekanizmasına bakıyorsunuz, yarın kimin evinden alınacağı belli değil. İflas etmiş vaziyette. Gelir dağılımı adaletsizliğine bakıyorsunuz öyle. Eğitim, OECD verilerine baktım 2014. 34 OECD ülkesi arasında 34. sıradayız. Bunlarla MHP'nin ilişkisi. Çok övün, yani bu ülkedeki durum da sürdürülebilir değil ve ülke kamplaşmış. Nasıl kamplaşmış? Giderek ayrışmış ve maalesef mevcut iktidar kendi tabanını konsolide etmek için bir düşman yaratarak gelmiş bugünlere kadar. Ve Milliyetçi Hareket Partisi, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren, CHP'ye oy veren seçmene sorduğunuzda diyor ki hangi partiye oy verirsiniz, bu partiye oy vermezsiniz? Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi şöyle duruyor. Bütün herkesi kucaklayacak şekilde. Toplum ne bekliyor? Güven verecek bir yapı bekliyor Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Siz ne diyorsunuz somut? Mesela az önce Sayın Kürşat Zorlu tekrar döneceğiz. Söyleyeceğim o somut şeyleri. Oroş'un araştırmasından bahsediyor. Koalisyon dedi. İşte temel prensipler, aday listesi falan. Sayın Ünal dedi ki temayül. Anladığımız kadarıyla Sayın Okumuş dedi ki tamam, yani mevcut evet. Genel Başkan değişikliği. Sizce ne olursa biz şunu diyoruz. Bu soruyu biz sorduk. 1 Kasım'da sorduk. Dedik ki ne olmalı? Nedir? Neyi eksik bırakıyoruz ve kendi dönemimizde ocaklarda görev yaptığımız arkadaşları topladık. 80 küsür kişi, 89 kişi aradık, 84 kişi geldi. Aynı ızdırabı hissediyor. Saatlerce konuştuk. Bu sizin sorduğunuz soruyu biz kendimize sorduk. Nedir? Neyi eksik bırakıyoruz? Yani hakikaten bedel ödemiş bu ülkenin en büyük marka değeri partilerinden birisi. Adalet ve Kalkınma Partisi bugün marka değeri hiç olmayan bir parti. Kurucusu siyaseti bıraktığında, siyaseten devre dışı kaldığı anda Adalet ve Kalkınma Partisi mevta olacak parti. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bugün içeri dışarıdaki oyu içeride olandan daha fazla olan bir parti. Şimdi ama niye iktidar olamıyor? Biz bu soruyu sorduk. Saatlerce kafa patlattık ne bu çöktü? İşe. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde kronik problemler var. Biz 1 Kasım'da 80 ya da 80'e yakın milletvekili almış olsaydık bu kronik problemler halının altına süpürülecekti. Ama olmadığı için şu anda bu kronik problemler de ortaya çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi bir, aksiyoner olmak zorundadır. Terörle, teröristle, bölücü örgütlerle birlikte anılan bir parti değil, Türk İslam kültür ve medeniyetinin yeniden ihyası davasını başlatan ve bu milletin iki duyarlılığı olan milli duyarlılığı ve mukaddesatını kendine referans almış ve toplumun en az %60'ını 70'ini kucaklayacak bir parti ve kadroya sahip. Ama aksiyoner olmak zorundadır. Maalesef son yıllarda hep reaksiyoner. Yine önceki oturumda konuşulduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi sivilleşmelidir acilen. Birilerinin kafasında Milliyetçi Hareket Partisi bir takım operasyonlarda kullanılacak ya da bir takım partilere kadro yetiştirecek bir parti değil, acilen sivilleşmelidir. Niye sivilleşmelidir? Çünkü devletin de kurumların da ana öznesi Türk milletidir ve sivilleşen bir Milliyetçi Hareket Partisi milletle kucaklaşır ve iktidara yürür. Onun için bu sivilleşmeyi sağlamalıdır. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok ana bir öznesi, Ülkü Ocakları, rahmetli başbuğumuzun kurduğu Ülkü Ocakları, Türk gençliğinin, üniversite gençliğinin ortak hafızası haline getirilmeli. Nedir Ülkü Ocakları? Bu milletin evlatlarının milli, manevi duygularla teçhiz edilip yine milletin hizmetine sunulan,
siyasette, ilimde, sanatta, ekonomide çalıştığı her alanda o misyonu oralara götürecek olan vatan evlatları. Şimdi bakın Nobel, ben bir akademisyenim, bilim adamıyım. Nobel ödülünü kazanan bir ülkücü, Ülk Ocakları'ndan yetişmiş Aziz Sancar. Bu tür modellere ihtiyacı var bu milletin. Yeni Mimar Sinanlara, yeni Nobel ödüllerine, bunlar bir kilometre taşı. Aradım Aziz Sancar'ı, dedim ki Sayın Hocam, bir akademisyen olarak sizi kutluyorum. Bütün akademisyenlerin gururu, onur oldunuz ama ayrıca tekrar kutluyorum Türk milliyetçilerin ve ülkücülerin ayrıca onur oldunuz. Bugün Ülk Ocakları'na giden her evladımız bu ocaklara gelip Nobel ödülünü kazanan bir bilim adamı çıktı diyecek ve sizi örnek alacak. Peki. Kürşat, yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi yeniden, bir başka, yeniden yapılanma. Yani değişim, değişim kelimesini hiç sevmiyoruz. Yeniden yapılanma. Milliyetçi Hareket Partisi'nde problem, sen kalk ben oturayım diye. Ben arkadaşlara, bu aday olan arkadaşlara da saygı duyuyorum. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne teknik direktör aramıyoruz. Marka değeri çok büyük bir partiden bahsediyoruz ve bu parti kendi dinamikleri içerisinden bir yapıyı çıkaracak güçte, kudrette ve inşallah bunu yapacak diyoruz. Ve biz o toplantılardan sonra gelenekten geleceğimize platformu diye bir platform oluşturduk. Ne yapıyoruz? Bir kadroyu, tabandan yukarıya doğru bir kadroyu görünür hale getirmenin mücadelesini veriyoruz. Peki. Mesela tüzük kurultayı. Şimdi arkadaşlar adayız diyorlar. Tamam, saygı duyuyoruz. Çok, son derece saygın. Ama kardeşim, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekipler oluşturduk. Mesela bir ekibimiz üniversitedeki hocalarla birlikte tüzük kurultayı. Nedir? Bizim tüzüğümüzdeki tek antidemokratik maddemiz seçim maddesi midir? Hayır. Bir sürü antidemokratik madde var. Yönetimlerin feshedilmesi, değil mi? Feshediyor. Ondan sonra bir yıl atama yönetimler gidiyor. Onu seyircilerimize hatırlatalım mı? Sayın Şefkat Çetin imzasıyla parti tüzüğünün 52 ve 54. maddeleri uyarınca alınıyor bu karar. 54. maddenin E bendinde, yani MHP'nin tüzüğünde diyor ki, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'yla sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca lüzum görülen yerlerde parti teşkilatları kurmak, kurmaya yetki vermek ve feshetmek, işten el çektirmek, teşkilatı bir bütün halinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak için Merkez Yönetim Kurulu'na yetki veriyor. MHP'nin yönetimi de bu yetkiye dayanarak, işte bir sürü il, ilçe teşkilatları var, bunları görevden alıyor. Buradan şuraya varacağım. MHP dedi ki, özür dilerim, mahkeme dedi ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı işte görevden almalarda hiçbir beis yoktur. MHP, Merkez Yönetimi haklıdır dediğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde ne olur? O zaman ben bunu anlatayım. Bunda bir isterseniz ben bu şeyi bir cümle bitirsin. Kürşat Zorlu bizi bekliyor. Bir şey yapayım. Şimdi tüzük çalışması adına yapıyoruz. Tam da bunun için. Yani feshedilebilir. Yeni orada teşkilat kurulur. Tabii ki yeni kurulu atam olacak ama 30 gün ya da 45 gün içerisinde yeniden seçim olmalı. Feshedilince atama olmamalı. Yani demokratik bir yapı olmalı. Şimdi şöyle bir piramit düşünün. Piramidin tepesinde genel başkan var. Genel başkanın seçtiği genel başkan yardımcıları var. Onun seçtiği yukarıda, aşağıdan yukarıya doğru bir yapı. Ortak aklı ortaya çıkaracak bir yapı değil. Peki. Onun için MHP'deki problem adayların değişmesi değil. Bir de bir cümlede şunu söylemek istiyorum. 17 yıl genel başkanlığımızı yapan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'i rencide etmemeliyiz. Devlet Bahçeli Bey bu hareketin rahmetli başbuğumuzdan sonra 17 yılında olan bir genel başkanımızdır. Mevcut durum sürdürülebilir değil demek ayrı ama Sayın Genel, arzumuz şu. Mahkeme kapılarında değil, Sayın Genel Başkanlığımızın mihmandarlığında bir kurultaya birlikte gitmek. Reis Bey, bir cümle şurada yanlış şey yapılabilir, ondan sonra hemen Kürşat'a geçsin. Şimdi sivilleşmeden Sait Bey bahsetti. Sivilleşmeyi eğer sosyalin üzerine kurulan siyaset olarak alıyorsa ona bir itirazımız yok ama MHP askeri bir kuruluş değil. Zaten hayır, o manada değil. Yani, o manada değil zaten. Onun için sosyale dayanan bir siyasete evet yanlış anlaşılır. Herhalde yok, yok, o manada değil. Bak şimdi Reis Bey, ben kendimi anlatan bir insan değilim. Ben Devlet Bey'in genel başkanlığında bu televizyonlarda konuşan tek adamdım o zaman. Ben ona, Devlet Bey'e inanılmaz şekilde bu televizyonlarda tek başıma böyle mücadele verdim. Çünkü onu çok sevdik biz. İnanılmaz. Ve onu bilge lider diyen de benim. Burada açıklıyorum. Birçok arkadaşım bile bilge lider ben dedim ona. Ben bu medya, o cevap da bu. MHP'yi niye tanıtam? MHP kendini millete tanıtma fırsatı bulamadı. Çünkü medyada MHP'ye düşmanlık edenler ağırlıktaydı.
Ben orada hasbelkader 70'li yıllardan beri medyada yer almış, yönetici olmuş. Türkiye'nin hemen hemen bütün gazetelerinde yönetici olmuş bir arkadaşınız. Ben tavrımı ortaya koyuyorum. Bakın, MHP gerilere gitmeyeceğim. Gerilere gitmeyeceğim. MHP, MHP mücadelesinde ben rahmetli başbuğumuza tavır koydum. İnanılmaz risk aldım. Muhsin Beyler partiden ayrıldığı zaman MHP Genel Merkezi 11 gün sustu. Bu Nazif okumuş. Birkaç arkadaşıyla gazetede büyük bir tavır koydu. Büyük mücadele. Peki. Devlet Bey'le büyük mücadele. Ona bilge lider diyen ben. Ve bu hakkı taşırım kendimde. Peki. Bunu anlatmadığımız zaman Türkiye bir yol ayrımdan geçiyor. Bunu anlatmadığımız zaman haksızlık yaparız. Türkiye'de MHP'nin meselesi iktidar olma meselesidir, yönetim meselesidir. Evet. Bir kongreye gitmek zorundadır. Bu bir tüzük değişikliği kongresi değildir. Bu kongre tüzüğü değiştirecek ki, tüzüğü değiştirecek ki seçimli bir kongreye gitsin. MHP'de yönetim değişikliği talep edilen bir kongredir. Peki. Ve inşallah da olacak. Sivilleşmeden kastettiğim de biraz cevap gibi olsun lütfen. Şimdi medyadan kopuk olursanız, entelektüel çevrelerden kopuk olursunuz, sivil toplum örgütlerinden kopuk olursanız, kendi tabanınızdan da yeteri kadar kontakları kuramazsanız, iktidara da gelemeyiz. Sivilleşmeden kastettiğim... Onun için bugün biz Devlet Bey'i böyle konuşurken, ben konuşurken, Mehmet Metiner ve arkadaşları da kalmalıdır diye kampanya yapıyorlar. Tebrik ediyorum. Peki, Ankara'ya dönelim. Kürşat Zorlu, şimdi Profesör Doktor Sait Gönen'in söyledikleri, neydi söyledikleri hatırlayalım. İşte oradaki muhafazakarlık, mukaddesatçılık eski deyimiyle, eski tarifiyle, yani hala yeni. Acaba, o konuşurken aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba her iki partinin tabanındaki geçişkenliği AK Parti lehe çevirip, hem Özcan Yeniçer'in de referansıyla, buradaki kitleyi buraya çekti. Buradaki geçişkenliğin AK Parti'nin lehine dönmüş olması, yani milliyetçi muhafazakar tabanın MHP'de kalması gerekirken tırnak içinde ve tarif olarak AK Parti'de yer alması, AK Parti'nin propaganda yöntemi, vaatleri üzerinden gelen bir sonuç mu? Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu geçişkenlikte hızlı, acil, seri davranamamış olması mı? Burayı açarak başlamak isterim ve sonrasında sizden de kanaatinizi merak ederim. Eğer parti, mahkeme Milliyetçi Hareket Partisi haklı derse MHP'den bir Büyük Birlik Partisi örneğinde olduğu gibi ikinci bir hareket, bir hareket çıkar mı? Ne dersiniz? Şimdi tabii bu kadar aktif siyasetçiyle bir arada yanında bulunmanın zorlukları var. Ama üzülerek ifade ederim ki şu anda MHP'nin içerisinde bulunduğu durumu ve ülkücülerin gerçekten ne istediğini, ne beklediğini net bir şekilde ortaya koyabilmiş değiliz. Şimdi biraz önce Sait Bey'in ifade ettiği bu terör, güvenlik sorunsalı üzerinden aksiyoner olması lazım gelir MHP'nin diye bir ifade kullandı. Ya ben bunu belli ölçülerde haksız bulmuyorum. Ancak İşte bu da aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin geniş toplum kesimleriyle yeterince kucaklaşamamasının sebeplerinden birisi. Bakınız, oradaki herkes benden daha da iyi biliyordur. 9 ışığın içerisinde ilimcilik, toplumculuk, endüstri ve teknikçilik gibi çok önemli hayatın her sahasına bir takım çözümler üretebilecek, gelişme, sanayi, büyüme gibi halka direkt yansıyabilecek birçok projenin hayata geçirilebileceği esaslar, ilkeler vardır aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş felsefesinde. Ancak uzunca bir süredir Milliyetçi Hareket Partisi güvenlik sorunsalı üzerinden terör varsa MHP vardır, terör yoksa MHP'ye ne gerek vardır gibi bir yaklaşımla bir operasyona, algı operasyonuna biraz önce ifade ettiğim gibi bariz kalıyor ve bunun olumsuz etkilerini de görüyor. Ve 7 Haziran 1 Kasım sürecinde iki karşıtlık üzerine siyaset sistemi oturtuldu. Özür dilerim. Şu da bir algı mıdır? Sizin söylediğiniz bana şunu da hatırlattı. Az önceki bölümde derinlik kelimesini kullandınız. Onu da soracaktım. İkisi de birleştirerek. Ve Sayın Gönen'in sivilleşme, Sayın Yeniçer'in katkısıyla derinlik, devlet, devletin derinliği, efendim MHP'li kadroların, ülkücü kadroların 12 Eylül'den gelme bir alışkanlık olabilir. Devletle yakınlığı. Dolayısıyla bu sivil olamama durumunda bunların da bir algı olduğu kanaatinde misiniz?
Yoksa ontolojik, yapısal olarak bu geçişkenlik, devlet algısı ve MHP'li kadrolar, ülkücü kadrolar arasındaki bu geçişkenlik de doğal mıdır? Bir algı mıdır, bir normal durum mudur? Evet, çok güzel bir soru tabii. Esasında Türk siyasetinin geldiği noktada AKP'yi güçlendiren, onun zeminini geniş kesimlere yayabilen de bir çok ciddi bir sebeptir bu. Ben şöyle bakıyorum. Milliyetçilik, daha da özellikle Türk milliyetçiliği, yüzyıllar ötesine dayanan uzun bir sürecin bugünkü yansıması. Bir zincirin halkaları gibi düşünelim. Dün de vardı milliyetçilik ve Türk milliyetçiliği, bugün de var. Ancak sorun milliyetçiliğin halka ne vaat ettiğini anlatmak, bunu hayata geçirmek noktasında bana kalırsa MHP'nin kurguladığı bir milliyetçilikten daha öte, bakın, bu zincir halinde gelen Türk milliyetçiliğinin kurguladığı ve her unsuruna hakim olan bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihtiyaç var. Orada ifade etmek istediğim şu, daha da açalım. Uluslararası ilişkiler, diplomasi ya da dış politika bağlamında her partinin ana bir kurgusu var. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Batı'yla bir anlamda Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine bir siyaset biçimi geliştiriyor. AKP geldiğinden bu yana özellikle Orta Doğu ve daha geniş bağlamda İslam dünyasıyla olan kucaklaşma üzerine bir politika geliştiriyor. Elbette ki dış politikada çok yönlü ilişkiler kurabilmek en gerekli tema. Ancak ben de onu söylüyorum işte. Milliyetçi Hareket Partisi de bunun odağında, bu çok yönlü, çok vektörlü dış siyasetin ortasında, merkezinde Türk dünyasıyla ilişkiler ve bunun açılımının Türkiye'ye getireceği faydalar üzerine sahaya da adım atarak politikalar geliştirmek durumundaydı. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi söylem olarak olmasa bile sahadaki etkinliği bakımından bu alandan uzaklaşmış durumdadır maalesef. Bu kurgunun yok edilmesi, ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve bakınız, bugün Türkiye'de siyasi partiler kadro ve kitle partilerinin bir karışımı görünümündedir. AKP ise toplayıcı parti dediğimiz geniş kesimlere açılabilen, ideolojik yönü daha yumuşak, pragmatist yönü daha ağır olan bir parti görünümündedir. Öyle ki en radikal uçları bile doğal ya da suni gündemlerle bu geniş merkezin içerisinde konumlandırabilme özelliğine sahiptir. Geçmişte ANAP da buna benziyordu. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ise merkezin taş ve teşkilatıyla olan sıkı bağları, disiplini yönüyle kitle partisi, ancak seçimlerin arefesinde harekete geçme ve üye sayısını hiçbir şekilde dikkate almama özelliğiyle de bir kadro partisi görünümündedir. Bu görünümünün dışına çıkmak mecburiyetindedir Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi bakınız Veys Bey, biraz daha güncel meselelerle de görüşlerimi ifade etmek isterim. Çok kısa lütfen. Şimdi, sonrasında bir araya gitmem. Belli ölçülerde Sayın Bahçeli'ye yapılan eleştiriler var. Muhaliflerin bir takım iddiaları ve tespitleri var. Geçmişte 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nden hemen önce rahmetli Türkeş'in döneminde Milliyetçi Hareket Partisi %100'lük bir oy artışıyla 16 milletvekili çıkarmıştı. Ondan sonra yine ilk kez 1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir sıçrama yaşadı ve oylarını %18'e getirdi. Elbette ki rahmetli Türkeş'in ortaya koyduğu o cenazesinin atmosferi çok büyük katkı sağladı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Bahçeli yönetiminde bir hükümet ortağı oldu. Ve Türkiye'de pek çok krizin atlatılmasında Sayın Bahçeli'nin önemli katkıları oldu. Bunu kimse inkar edemez. Yani bunu her programda söyledim ve çekinmem de. Bunlar doğrudur. Mesela Cumhurbaşkanı seçim krizini hatırlayalım. Farklı krizlerde hep Milliyetçi Hareket Partisi devletin tıkanmaması adına çok önemli adımlar atmıştır. Ancak bakınız, üzülerek ifade ediyorum. Sayın Bahçeli bir dava insanı, dava adamı ve çizgisinde hiçbir kırıklık olmayan bir dava adamı. Bu konuda da şüphe götürmez bir gerçek görüyorum. Ancak seçmenler aidiyet duygularıyla veyahut rasyonel tercihleriyle partilerle görünmeyen psikolojik bir sözleşme imzalarlar aslında. Ve bu büyük ölçüde oy verme davranışı olarak sandığa yansır. Ben Sayın Bahçeli ile toplumun geniş kesimleri arasındaki psikolojik sözleşmenin bir yerinden kıvılcım ateş aldığını düşünüyorum.
Bu çok önemlidir. Yani bunu dolayısıyla olumsuz anlamda burada yani ben eleştirdim. Toplumda Sayın Bahçeli'deki aidiyet hissi tut olmuyor anlamında mı anlıyoruz? Kıvılcım'ı anlayamadım. Ya bu psikolojik sözleşme bir kabulleniş. Evet. Geleceği kuşatacak politikalara meşru bir damga vurma, onu onaylama doğrultusunda ifade etmek istiyorum bu yaklaşım biçimimi. Ve şunu da ifade etmek lazım Veys Bey. Biraz önce tüzükteki antidemokratik maddelerden bahsedildi. Şimdi hazin bir durumdur ki 2009 yılında onaylanan bu tüzüğü bugün o tüzüğün onaylanma anı sırasında onaylayanlar da antidemokratik diye eleştirebiliyor. Yani ben bunu sadece MHP için söylemiyorum. Türk siyasetinin aslında geldiği hazin durumlar bitiyor. Yani o gün antidemokratikti. Neden müdahale etmediniz? Bu aslında da aynı, özür dilerim. Aynı soruyu buradaki Hazi Yunan'a da sorsam. Evet. Ama benim bir bütünleşik yaklaşımım var Beyiz Bey. Onu tamamlamama izin verin lütfen. Peki buyurun tamamlayın ondan sonra sorayım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi tabanı ne istiyor? Bakın bu çok önemli. Şimdi binlerce ülkücü bizi izliyor. 14 yıldır girdiği her seçimi kazanmış, 5 genel seçimin 4'ünden tek başına iktidar çıkmış bir parti var. Bunun da dışında sayısal olarak bu neticeleri bir tarafa koyalım. Çünkü siyasi partilerin etkinliği ve başarısı sadece sayısal neticelerle ölçülemez. Görebildiğim kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi iktidarın kararlarını etkileme ve alternatif projeler sunarak iktidarın alternatifi olduğunu ifade etme anlamında da ciddi bir başarısızlıkla karşı karşıya. Ve gayet tabii ki iktidardan bu kadar uzak kalmış bir partinin tabanı iktidar istemekte elbette ki haklıdır. Onlara neden iktidar istiyorsunuz diye eleştirmek de çok doğru değildir. Ve bakınız bu eleştiriler yapıldığı noktada iktidar istediğini söyleyen geniş kesimlere şu şekilde karşılık veriyor. Biz bir dava partisiyiz. Dava adamı olanlar böyle isteklerde bulunmazlar. Bu gerçekçi değil. Politika biliminin doğasına da aykırı. Kaldı ki, bakın kaldı ki MHP'nin davası bireylerin, makamların davası değildir. İktidara gelerek çağlar üzerinden sıçrayarak Türk milletini, Türk dünyasını geleceğe hazırlama davasıdır. Peki, bu dava Kürşat için Zorlu iktidarı istemekten daha doğal hiçbir şey olamaz. Peki, çok teşekkürler Kürşat Zorlu. Hem 2009'daki o tüzük için buradaki Haziran'a sorum hala geçerli ama önce kısa bir ara sonrasında bu tüzüğü de konuşarak son 15-20 dakikamızı toparlayalım. Kısa ve son aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nde konuşulan, tartışılan kurultay kararlarını konuşuyoruz demeyelim artık. Konuştuk, bitirdik. Katılımcılarım için son ikişer dakikada şu soruya cevap alıp bitirmek isterim. Hatta unutmayayım, sona kalmasın uzakta olduğu için. İki dakikada bana cevabını verebilir mi Kürşat Zorlu? Eğer mahkeme MHP haklı derse MHP'de ne olur? Yani bu kurultay atama işleri anlamında söylüyorum, soruyorum. Veys Bey, ülkücü hareket iktidar istiyor ve bunun bir değişimle gerçekleşeceğine inanıyor. Dolayısıyla bu tartışmaların, MHP içindeki sorgulamaların bir an önce gerçekleştirilip sonuçlandırılması için kongrenin yapılması lazım. Ancak gördüğüm bir tehlike ve bir üzüntü verici durum var. Evin camları hem içeriden hem dışarıdan adeta taşlanıyor ve cam kırılmak üzere. Bu cam kırıldığında yaklaşan kasırgadan tüm ülkücüler etkilenecek. Hem merkezdekiler hem bugün değişim isteyenler. Ben buradan bireysel olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu gidişatı, bu süreci, gördüğüm bu tehlikeli süreci sonlandıracak en önemli kişi yine Sayın Bahçeli. Dilerim ki Milliyetçi Hareket Partisi örneğin 2016 Aralık ayında kongre yapacağını açıklasın ve muhalifler de mahkemeye yaptıkları başvuruyu geri çeksinler ve Milliyetçi Hareket Partisi bir bütün içerisinde
kendisine biraz da zaman tanıyarak bu 6 ay, 7 ay sonra yapılacak kongreye hazırlansın diyorum. Peki. Benim söyleyeceğim son tespitler bunlar. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin taşıyıcı kolonlarından bir tanesidir. Ve bu kolon sarsıldığında tüm Türkiye sarsılır diyorum. Peki Kürşat Zorlu, çok teşekkürler. Profesör Doktor Sait Gönen, 2 dakikada toparlayalım. Evet Veys Bey. Şu anda bizi seyredenler filan da diyordur, ellerine ovuşturan bile vardır ama herkes rahat olsun. Milliyetçi Hareket Partisi önümüzdeki seçim ne zaman yapılırsa yapılsın iktidarın en güçlü alternatifidir. Ülkücülerin birliğini, beraberliğini hiçbir şey bozamaz. Ki ülkücüler aynı çorba, aynı tastaki çorbaya birlikte kaşık sallamış dava ve gönül insanlarıdır. Ülkücüler Mevlana'nın, Yunus'un hoşgörüsünden beslenmiş insanlardır. Tek gayeleri vardır bu ülkeye, bu şerefli millete hizmet ve bu milleti muasır medeniyet çağlar üzerinden atlatarak muasır medeniyet seviyesine getirmek. Ülkücüler de en önemli şey de şahsiyetçiliktir. Dokuz ışığın da en önemli umdesi şahsiyetçiliktir. Ülkücüler bu badireleri aşacak ama şu da bir güzellik bence artık. MHP konuşuluyor, ülkücüler konuşuluyor. Çünkü toplum beklenti halinde. Mevcut durum sürdürülebilir değil. Adalet ve Kalkınma Partisi %49,5 oy aldı ama %35 oyla geldiği psikolojik gücün onda birine sahip değil. Bunu görüyoruz, herkes görüyor. Ve diyor ki ya MHP'de bir yapılanma olsa da MHP'ye gitsek. Peki MHP'de ve bu yapılanma yine Sayın Bahçeli ile mi olur? MHP'de bu yapılanma hareket mevcut durum sürdürülebilir değil. Bu sürdürülebilir değil çünkü önümüzde deniz bitti. Nasıl olur? Hareket kendi dinamikler içerisinden bir yapı çıkarmalı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Türk İslam kültürü ve medeniyeti çerçevesinde bir ideolojiye sahipse sadece gelecek seçimleri düşünen bir merkez sağ parti değil. Peki. Aynı zamanda gelecek nesilleri de düşürmek mecburiyetinde olan ve iktidara hak ederek gelmesi gereken bir parti. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Özcan Bey. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderi arasında çok yakın bir ilişki var. Milliyetçi Hareket Partisi bir an evvel iç tartışmalarını, anlaşmazlıkları sulh ve sükunu sağlayacak şekilde sona erdirmek durumunda ve korumundadır. Milliyetçi Hareket Partilisi gerçekten bir iktidar talebi içerisindedir, iktidara susamıştır. Yani bu hareket diğer partilere benzemez. Şehidi olan bir harekettir. Gazisi olan bir harekettir, yetimi olan bir harekettir, öksüzü olan bir harekettir, işsizi olan bir harekettir. İtilen, sürülen, örselenen, hırpalanan bir harekettir. Yalnızca geçmiş dönemde yani bundan 2 yıl öncesine kadar 30 binin üzerinde ülkücü olduğu için okul müdürü görevden alındı. Ve bunlar doğrudan doğruya AKP'nin devamı olan sendikalara veya AKP'nin sempatisi olan sendikalara üye olmaya zorlandı. Milliyetçi Hareket Partililer bu yönü itibariyle her alanda hukuklarını, haklarını koruyacak, kendilerini güçlü ve güvende hissedecek bir siyasete, bir yapıya ihtiyaçları var. Bunun için birlik ve bütünlük içerisinde, bütün kol kırılır yen içerisinde edasıyla her şeyin söylenmesi ama sonuç itibariyle toplanıp MHP'nin kongresinin bir an evvel yapılarak bu işin sonlandırılması gerekiyor. Peki, bu kez burada yen içinde kalmadı galiba. Bu kez pek yen içinde kalmadı galiba. Çok. Yani kalmadı ama şöyle bir şey var. Yani bu burada şu var. Bir olağanüstü kongre çağrısı aslında bir yenilenme. Şeyin de mevcut yönetimin de Sayın Genel Başkanımızın da burada kendisini güven tazelemesi için bunu zorunlu olarak yapmak peki durumunda. Kameralar karşısında beraber geçti. Sayın Ümit Özdağ aday olacak mı? Sayın Özdağ'ın adaylığı söz konusu değil. Yalnızca sorun olağanüstü kongre çağrısı, olağanüstü kongrenin ne kadar gerekli olduğunu ülkücü vicdan olarak bir sağduyu hareketi olarak 3 bilim adamı çerçevesinde biz ifade ettik. Peki çok teşekkürler. Sizinle başladık, sizinle bitirelim mi? Nazif Bey'den de görüşlerini alayım. Buyurunuz efendim. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi bir davanın, bir idealin partisi. Dolayısıyla o partiyi iktidara getirmek de o partiye gönül veren ülkücü hareketin tabanının görevidir. Bu göreve bileylenmiştir, kararlıdır, azimlidir. Bu kurultay mutlaka olacaktır. Ve bu kurultaydan kaçınılmaz bir şekilde neticede çıkacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi kendini yenileyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, bakın daha bir adayı, şimdi genel başkan adayı, iki gündür bir programın içerisinde binlerce insan şehirlerde yıkılıyor. Şehirlerde yıkılıyor. Yarın diğer adayları veyahut da şimdi çıkmayan başka adaylar belki çıkacak. Aynı şekilde onların da karşılık göreceğine inanıyorum. Dolayısıyla MHP tabanı da halkımız da ciddi bir şekilde susamış yeni bir iktidar arayışı içerisinde, önce MHP'nin içerisinde bir değişim arzusunda. Dolayısıyla bunu bugün sokakta Uşak, Denizli'yi hareketlendiren, sallandıran iradenin mensupları diğer adaylarda veya muhtemel, ben mesela Sayın Yeniçeri'den özür dileyeceğim, ben Sayın Ümit Özdağ'ın aday olabileceğini düşünüyorum. Benim kanaatim böyle. Bu bir kanaat tabii ki. Dolayısıyla onlar da çıktığı zaman aynı pozisyonla, aynı fotoğrafta karşı karşıya kalacaklardır. Türkiye bunu bekliyor. Dolayısıyla mevcut yönetim de bu arada daha fazla can yakmasın. Kapata kapata büyünmez. Dolayısıyla parti içi iktidarı elde tutma adına bu insanların canını yakmasınlar, partileri kapatmasınlar. Komik duruma düşüyoruz. Ne yazmış? Koca afiş asmış. Patron çıldırdı, kapatıyoruz demiş. Bak, patron çıldırdı, afiş. MHP'de afiş. Patron çıldırdı, kapatıyoruz. Şirket mi burası? Peki. Ama herkes bir mesajı veriyor. Dolayısıyla MHP'de inşallah sağlıklı bir yere gidilecek. Çok teşekkürler Sayın Ünal. Ya aslında bu programlar ülkücülerin ne kadar demokrat olduğunu gösteriyor. Bak ne kadar güzel Milliyetçi Hareket Partisi'nde neler olması gerekiyor ve nasıl olması gerektiğini tartışıyoruz. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlatmamıza da bir fırsat olmalı bence. Yine de tartışmalar kıvamında bırakılmalı ve kurultay yapılmalı, uzamamalı. Milliyetçi Hareket Partisi zarar görmeden. Belki de bu tartışmalar Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeniden ve daha güçlü olarak doğmasına, seçimlere girmesine neden olabilecektir. Ben bütün emperyalist güçlerin gözünün Anadolu topraklarında olduğunu ve Anadolu topraklarında Türk'ü istemediğini düşünüyorum. Bütün Ortadoğu'daki yangın yerine çevrilmesinin nedeni de bu. Hedef Türk milletidir. Anadolu topraklarında Türk istenmemektedir. Benim düşüncem bu. Çünkü ben yurt dışı görevlerimde de bunu çok açık yaşadım. Bir tıp kongresine gittiğimde uçağa son bineceğim sırada Yunanlı bir polis her arkadaşa sordu, doktor arkadaşa, Konstantinopolis'e polise mi gidiyorsun diye. Hepsi evet dedi, geçti. Ben hayır dedim, İstanbul'a gidiyorum dedim. Bir daha çevirdi, bir daha çevirdi. Ora bir gün Konstantinopolis olacak dedi. Ben de bir Türk nefes aldığı sürece ora İstanbul kalacak dedim. Uçağa bindim. Daha sonra FBI tarafından çağrıldım. İfadem alındı, geri uçağa bindim. Özür dilediler. Ve ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden başka bir parti düşünmüyoruz biz. Bir Türk Anadolu toprağında nefes aldığı sürece Milliyetçi Hareket Partisi i̇şte yaşayacaktır. Bu ya. Aferin ve biz bu ya. Ülkeyi yöneteceğiz süper, mutlaka. Evet. Ne Milliyetçi Hareket Partisi'ni işte, ne de bu ülkeyi bölmeye kimse yetmeyecek. Peki, çok teşekkürler. İlk önce Ankara'ya Kürşat Zorlu'ya, doçent doktor Kürşat Zorlu'ya çok teşekkürler programımıza sağladığı katkılar için. Çok teşekkürler Kürşat Zorlu. Çok teşekkürler Profesör Doktor Sayın Dönem katkılarınız için. Sayın Özcan Yeniçeri, çok teşekkürler efendim. Sayın Nazif Okumuş, çok teşekkürler. Ve Sayın Nesrin Ünal da çok teşekkürler katkılarınız için. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mevcut yönetimindeki kıymetli isimlere de yayınımıza davet ettiğimizi, onların da önümüzdeki hafta değerlendirmeleri yapacaklarını, bize ilettiklerini, yine Habertürk ekranlarında da onları ağırlayacağımızı bir kez daha hatırlatalım. Bakalım Milliyetçi Hareket Partisi için önümüzdeki günler ne gösterecek, nasıl olacak, bunları da hep birlikte izleyip göreceğiz. Gündem siyaseti kapatıyoruz burada ama arkadaşlarım bir canlı yayın noktasına pas atmamı isterler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sürüyor ve son olarak da hükümet adına Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşacak. Biz gündem siyaseti burada bitiriyoruz. Bu yayının sizlere ulaşmasında katkısı olan tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar, güzel haberler alacağınız keyifli bir hafta sonu dilerim efendim. Hoşça kalın.